Merhabalar Zuhal Hanım, hoş geldiniz. Ciao misafir, come stai? Come stai, bu ne hal? Ana, ne oldu böyle? Sanki okulda bir atölyedesin. Yetişmedim üstün. Dedim ki şefin en güzel kıyafeti şef kıyafetidir dedim. Böyle karşılayayım dedim. Bence de gel. Dur görkemli bir giriş yapayım. Şununla gireyim. Dur. Dur gürbüze şey yapayım. Bu ara çok görüşemiyoruz. Merhaba. Ay şöyle havalı bir giriş yapayım dedim. Benim o havalılardan neyim eksik? Ah Gürbüz. Ne haber? İyiyim Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sana zahmet vereyim. Ne oldu ya Nisanur? Yetiştiremedim. Ağladın mı sen? Hayır ağlamadım. Öyle bir şey yok değil mi? Güçlü oluyoruz, bırakmıyoruz. Olabilir. Evet. Üstünü değiştiremedin ama masan hazır. Masam hazır. Güzel. Başlangıcım hazır. Süper. Bruschetta. Evet. Bruschetta. İtalyan. Evet. Aman vinaigret soslu tavuklar. Evet. Ne diyecekler senin menüne sanki? Ama tatlımı yetiştiremedim. Bir de öyle bir problem var. Hayır. Evet. Kremasını yaptım. Gerçekten. Ah kanolinin. Kremasını yaptım. Kanoli hamurunu da yaptım. Ama silindirlerinden yarı çıkardım, yarı çıkaramadım. Yani hiç sadece çıkmadı? Çıktı ama sadece altı kremasını sıkmak. Mı? Yani çıktı ama kremasını sıkmak kaldı. Ah. O yetişmedi. Yani şey hiç servis edebileceğim durumda değil. Kapı yani kaldı. Kapı çaldı. Ay çok üzüldüm. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Çok yetişmedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedim ki şefin en güzel kıyafeti Ayşe kıyafetidir. Kendi önlüğümle karşılayayım. O yüzden hiç değiştirmeyeyim dedim değil mi? Evet. Selam aleyküm. Aleyküm selam Emre, gel kardeşim gel. Ben o zaman. Merhaba Çiğde, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Neşran, ne haber? Hoş geldin Oktay. Biraz değişik yani, biraz böyle... Benim eskiden bir yapımcım vardı, selam olsun. Şimdi hatırlar kendini. Böyle konuşuyorsun. Şef kıyafetler. Zuhal, çok iyi iş olacak. Bak çok iyiyiz burada. Siz sanırım yetiştiremediniz ki kıyafeti. Evet, yetiştiremedim. Tam ben espris... Bana bakın, ben espriyim, konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Yetiştiremediniz. Evet. Evet, kıyafetimi yetiştiremedim ama olsun. Dedim ki şefin en güzel kıyafeti şef kıyafetidir. Böyle karşılayayım ben de misafirlerimi. Şefin en güzel yeri üzerindeki önlüğü. Evet, kıyafetini yetiştirememiş. Yani kıyafeti yetiştiremediyse mutfağı yetiştirememiştir demek. Yani öyle hissediyorum ben. Umarım mutfağınızı emekledim. Mutfağı yetiştirdi. Yeni dolaplar yaptırdı. Boyası, badanası, damlumbazı değiştirdi. Filtrelerini çıkardı, temizledi size falan. Size özel. Umarım menü yetişmiştir. Menüde tatlım birazcık yetişmedi. Yani aslında şöyle, kreması yapıldı, hamuru da yapıldı. Sadece içine kremasını dolduramadım. Öyle bir ufak bir sıkıntı yaşadım. Ama dedim ki yani kötü tatlı vermektense hiç servis etmem. Bazen yapacağım. Çok konuşmak ben işe yaramıyormuş o zaman. Eksik haklı. Ben yetiştiremeyecek diye söylemiştim. Dedin dün. Sende var ya, bir şey diyeceğim ama demeyeyim hadi onu. Ağzını hayra aç ya. Ama ben insan sarrafıyım dedim zaten. Ha, ben de aynısını demiştim. Yani ben insan sarrafıyım demiştim arkadaşlar. Yetiştiremeyecek dedim. Benim için çok problem değil. Ben en azından kendimi denedim ve mutluyum şu an. Sorun var mı? Elinize emeğinize sağlık yine de. Saygı peki ya. Söyle Çiğdem. Şimdi ben bu gece gerçekten uyuyamadım. Başta Neslihan Hanım, sonra da Oktay Bey yüzünden. Benim menümde yanık çiğ bir ürünüm yoktu. Yoktu. Neden yanık bir ürün eksik menüden sayılıyor da çiğ, hamur olan bir tatlı eksik menüden sayılmıyor? Aslında zamanı geriye alsam hanımefendiye 4 verirdim Neslihan Hanım'a. Peki, şöyle yapalım mı? Anlaşıldı durum. Bir virgül koyuyorum. Devam edeceğiz tabii ki. Sorarız hem muhatabını hem de diğer arkadaşları ama bruschetta ile başlıyoruz. Evet, bruschetta ile başlıyoruz. Evet. Bruschetta. Enginarlı bruschetta. Bruschetta. Yedin evet, mi? Bruschetta. Yemedim ama bilirim. Bilirim. Bruschetta. Ekmeğin üzerinde farklı evet, malzemeler. O zaman bunları herhalde takımını göstermek evet. için. Masayı değerlendirmedik bu arada. Evet. Onu da bir konuşalım tabii kısaca. Ben... Başlayabilir miyim? Tabii. Ben sizin gibi bir hanımefendiden, Aşko Kuşko'dan daha güzel bir masa beklerdim. Aşko Kuşko mu? Evet. Nasıl böyle bir vibe aldın ondan? Bilmiyorum yani Aşko Kuşko bir hanımefendiden. Hiç de Aşko Kuşko olduğunu düşünmüyorum yani, ama... Bunu daha iyi yapabileceğinizi düşünüyordum ama sade kalmış ortaya da
Ha, bu bir yemek çiçeği değil. Ben de daha yaşını gayet güzel papatya. Bazen daha bir çiçek yani yemek çiçeği evet. Farklı bir şey. Yemek için gayet düzgün bir papatya bence. Ne koyabilirdim? Yemek çiçeği nedir sizin yemek için tam olarak? Daha bir dağınık olup daha da evet, masaya kaplayabilecek şekilde. Yani. Ağırlık yapmış. Dünyada bir önceki gündeki sade çiçekler gibi olabilirdi. Sade bir şey olmasını istedim. Saksıda diye yeterli. Mi yadırgadınız? Evet biraz saksıda. Ben... Gayet güzel bence yani sade, şık. Evet. Yani evet, biraz koktay beğendim. Sadece şu mumlar biraz böyle basit kalmış. Yıldız kalmış. Evet basit. Az süslü müslü bir şey beklerdim. Çok kalabalık olsun istemedim açıkçası masa. Sade ve şık olsun istedim ve tatlı gözüksün istedim. Ve peki sen bunları takımı koymak evet. için koydun. Hangilerini istiyorsun? Hepsini alacağım hepsini ben. Hepsini veriyoruz. Farklı tabakta gelecek. Nisan Nur Hanım'ın bizi önlükle karşılamasına hiç şaşırmadım. Çünkü menüsünü de yetiştireceğini düşünmüyordum. Doğal olarak menüsünü yetiştiremeyen üstünü hiç giyemez. Beni şaşırtmadı. Bu kadar basit bir menüde önlükle çıkması evet biraz şaşırttı. Menüye bakıldığı zaman zaten basit bir menüydü. Ve çok bir emek gerektiren bir menü değildi. Şimdi diğer yarışmacı arkadaşlarıma bakıyorum. Emek vardı ve çok güzel karşıladılar. Bugünkü görmüş olduğum yani fiyasko oldu benim için. Şaşırdım doğrusu. Evet maalesef bugün menüde tatlımız yok. Kanolileri... Eksik menü. Tabii. Zuhal Hanım benim eksik menüm yoktu. Ha, ben gerçekten evet. dünden çıkamıyorum yani. Çıkamıyor. Onun üzüntüsünü de atamıyorum. Hanımefendi gerçekten şefliğinin verdiği bir özgüven sanırım patlaması yaşadı. Hmm. Yani ben benim kimse... sizin menünüzdeki gibi çiğ bir tatlım yoktu kusura bakmayın. Doğru. Yanık bir ürünüm yoktu, eksik bir ürünüm yoktu. Evet. Tabii ki ufak tefek eksikleri vardı. Ama siz kısasa kısas yaptınız. Yani ben açıkçası kıskanıldığımı da düşünüyorum. Kıskanıldın. Evet çünkü ben kendisi bizi karbonhidrat zehirlenmesi yaşattı. Çiğ bir tatlı koydu. Ara yemeğinde hatta Oktay Bey kendisi ceviz zannetti. Pirinci o kadar diriydi ve çiğdi. Evet. Buna rağmen Oktay Bey de o menüyle benim menüm arasında bir puan fark koydu. Soruyorum tatlı yemediniz. Ara yemek pişmemişti. Nasıl bir puan fark oluyor? Bir tane eksik ürünümü söyleyin. Pişmemiş bir ürünümü söyleyin. Ya da yanmış. Yanmış. Yani, yani ne yapmamı bekliyordunuz? Uçmamı mı bekliyordunuz? Uyum istiyorum ben. Tabakta şimdi... Kesinlikle uyumluydu. Kesinlikle onu asla kabul etmiyorum. Zeytinyağlının ana yemek tabağında olmamasını isterim. Çünkü o zeytinyağlı enginar... Şimdi diyorsunuz ki kolesterol dengelemek için... Peki, kesinlikle onu göz ardı. O zaman ara sıcağınıza etmedim yani. Ara sıcağına iki tane ürün koyacağınıza bir enginar koymanız yeterliydi. Yani güzel bir garnitür yapılabilirdi etin yanına. Yani zeytinyağlı. Zaten garnitürdü. Hayır, zeytinyağlı bir kere kebabı etin yanına en çok yakışan yemek çeşididir. Hafifletir sağlık açısından. Bunu dengeledim. Hanımefendinin yaptığı gibi karbonhidrat, tahıl, baklagil yapmadım. Çorbamdaki aşotu bitkisini bile araştırabilirsiniz. O bile sağlıktır mideye, kolesterola, kötü kolesterola. Zeytinyağlı yaptığım et yemeği, zeytinyağlı yaptığım et yemeği yaptım. Tattım keza yine öyle. Tatlısı hanımefendinin yoktu. Eksik menüydü. Ben gerçekten zamanı geriye alsam size kesinlikle 4 siz o zaman eksik menüyle yapılmış ama çünkü olmamış bir yemek gibi de çiğ bir şey. Yemek arasında benim için şimdi hiçbir farkı yok. Ben kusura size cevap yani. Vereyim. Ver. Birincisi ben hiç kimseye burada şefim diye bir şey söylemedim. Yani aldığınız puan bir birinci şefim, değil de puan bakın, da değildi bakın, ki siz kendinizi ben kimseye şefim diye bir şey söylemedim. Daha hadi aranabilirdiniz. Şefim ha, diye verdi. Şefim diye kimseye ben burada bir şey onu söylemedim. Onu geçtik tabii ki onu dönüyoruz. O değil ama. İkincisi iyiler kendini savunmaya gerek duymaz. Sadece üçüncü, dördüncü kişiler konuşur. Büyük ihtimal çok fazla üstüme gelecekler yetiştiremediğim için. Ama zaten onların amacı benim üstüme gelmekti. Rakip olarak görüyorlardı beni. Evet yapamadım. Bir tarz aksilikler yaşadım. Ama sorun değil. Ben yaptığım yemeklerin gayet arkasındayım. Yapamadıklarımın da yine arkasındayım. Genel olarak yaptığım her şeyin arkasındayım.